kulağında bir eğrilik vardır. Ona kafayı takar. Ya her yerin güzel mi güzel? Ya bırak onu yani. O önemli bir şey değil ki o. Yahut işte mesela ayak parmağı biraz eğri oluyor. Ona kafayı takıyor. Ya bütünden mutlu olmayı bilmiyor. Allah'ın nimetlerini bütünlüğüne değerlendirmeyi bilmiyor. Ve münafıklara imrenme vardır. Münafıkların haberlerini izleme, onları takip etme, bilinçaltında onların galip gelmesini ister. Hastalık olan, kalbinde hastalık olan. Ama onlar feci şekilde ezildiğinde görürse, bir süre tabii gayri ihtiyar Müslümanlara yönelir. Yani daha şey yapar. Yani bu çok önemlidir. Onun için münafığın ezilmesi hayatidir. Çünkü Peygamberimiz zamanında öyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar çok kudurmuşlardı. Ama kafaları ezilince müminlere Peygamberimizden yana oldular birçoğu. Ama daha önce onlardan yana bayağı adam vardı eğilimle. Çünkü onlar Kur'an'ı değil de hayatın gerçeklerini esas alıyorlardı. Hayatın gerçeklerini esas alan adam da dünyada çok fazladır. Yani o yönde münafığın avantajı oluyor. Yani Kur'an'la olayı değerlendiren insan sayısı azdır. Fakat mantıkla değerlendiren daha çoktur. Allah hastalıklarını artırabiliyor. Yalan çok söyler onlar. Yalana çok yatkın olurlar. Sorumluluk almamak için çok fazla yalan söylerler. Mesela bir yere gelmemek, bir şey yapmamak, bir şeyi halletmemek için yalan onların esası. Mesela Bakara Suresi 10'a 10'da Cenab-ı Allah diyor ki onların kalplerinde hastalık vardır. Daha münafık olmamış. Münafık olma aşamasında hasta. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Bak şimdi şifa olmuyor görüyor musun? Hastalık ileriye doğru gidiyor. Çok nadirdir düzelmen. Yani koma var, oradan kollaps artık yani geri dönüş olmayacak hale gelir. Yalan söylemekte olduktan dolayı onlar için acı bir azap vardır. Yalan söyleme onlarda yaygın bir özellik oluyor. Sahtekar olur, yani yüzünde zaten yalancılığın kiri ve karanlığı ve nursuzluğu olur. Yalancı aptallığı vardır insanlarda. Mesela yalancıların yüzü çok aptal olur. Garip bir yüzler olur. Yani böyle nursuz, hırsız kılıklı olurlar. Yani gariptirler. Mesela Maide Suresi 52'de işte kalplerinde hastalık olanlar bak diyor ki zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çatmasından korkuyoruz derler diyor Allah. Yani hep böyle işte işi gücü ters gidecek, Müslümanlar dağılacak, bu aç kalacak, yiyecek bulamayacak, sokağa atılacak, savaş olacak yahut darbe olacak veyahut Müslümanlara bir saldırı olacak, Müslümanlar buna dayanamayıp darmadağın olacaklar. Hep böyle ipe sapa gelmez ahmakça ve şeytani pis şeyler düşünür hastalıkta. Bak zamanın felaketleriyle, zamanla ama felaketlerine, kötü olaylarla aleyhimize diyor, lehine de değil, aleyhine dönüp bizi çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Birbirlerine de söylüyor bunu. O onu şey yapıyor, ya diyor başımıza her türlü iş gelebilir. İşte gittikçe çirkinleşiyorum diyor, gittikçe çöküyorum diyor. Gittikçe daha yaşlanıyorum, daha da beceriksizleşiyorum. İşte namaz kılmaya gücüm yetmiyor, oruca gücüm yetmiyor, Allah'ı anmaya gücüm yetmiyor gibisinden aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Bak ama bunu görür diyor müminler. Umulur ki Allah bir fetih veya katına bir emir getirecek de bir hakimiyet, bir üstünlük, bir güç onlar nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklar. Yani mehdiyet de mesela böyle. Şimdi adam ummuyor mehdiyetin çıkacağını, olacağını. Onun bitkinliği, perişanlığı içerisinde ummadığı için. Ama İslam hakim olunca bin pişman oluyor yaptığına. Bütün rezillikler ortaya oluyor tabii. Bütün Müslümanlar da buna şahit olduğu için inkar edecek durum olmuyor. Mesela yine Kalem Suresi 51'de Kur'an'ı işittikleri zaman, Allah'ın ayetlerini işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devirecekler. O kadar pis, iğrenç, böyle hırsız kılıklı bakıyorlar ki itici. Onun pisliğini Kur'an böyle veriyor. Yani insan devirecek kadar pis diyor bakışları. Kalem Suresi 51. Mesela Allah diyor ki yine Hac Suresi 53. Şeytanın bu tip katıp bırakmaları, yani şeytanın bir şeyi katması, ilave etmesi ve bunu o adamın üstüne bırakması, kalplerinde hastalık olanlara
ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunan, bir de kalbi duyarlılıktan yoksun. Mesela Allah'tan bahsediyorum etkilenmiyor, dinden bahsediyorum etkilenmiyor. Bu hastalığın zaten ana özelliği bu. Duyarlılığını kaybetmiş kalp. Ama hastalık var diyor Allah, kalplerinde hastalık var. Ama ikinci açıklamada diyor ki, kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun diyor. Yani merhamet anlamıyor, şefkat anlamıyor, sorumluluk hissi almıyor. Kendi pis dertleriyle, sahte dertlerle, sahte sorunlarla uğraşıyor. Yani kafasından çıkarttığı o imajlarla uğraşıyor. Bak, kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir, deneme. Onların ahlaksızlığın, pisliğini ortaya çıkarmak içindir. Şüphesiz zalimler, gerçeğin kendisine uzak bir ayrılık içindedirler. Gerçekten uzaktır diyor bu zalimler. Gerçeği bilmezler, yani gerçekçi değildirler. Hayali, ahmakça vesveselerin, pisliklerin peşinden giderler. Enfal suresi 49'da Cenab-ı Allah diyor ki, münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı, uslup da aynı oluyor bunlar. Yani her iki tarafta da hayatın gerçekleri ve mantık esası vardır. O yüzden mutlu değildir bunlar. Yani Kur'an'a göre mutlu olan bir insan, o modda mutlu olmaz. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı şeytanın Allah'a sınırım. Bunları, bu Müslümanları dinleri aldattı. Din bunları kötü bir yola götürdü. Aldandılar. Yani bunlardan din mutluluğu, güzelliği, bereketi, iyiliği, her şeyi aldı diyor. Halbuki her şeyi verdiği halde o ahmak kafasından tam tersi görüyor. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse, bak tevekkül işte kalbinde hastalık olan için tevekkül çok mantıksızdır. Yani çünkü o akılcı olduğunu düşünür, mantıklara gelir, tevekkül etmez. Ama mümin akılcı olarak bakıyor, tevekkül ediyor. Ama ona göre o akılcı değil. Münafığa göre akılcı değil. Kalbinde hastalık olanlara göre akılcı değil. Çünkü hayatın gerçeklerinden çelişiyor bu. Ya bela geliyorum diyor, sen tevekkülden bahsediyorsun diyor. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin bilmediğiniz hikmetlere sahiptir diyor Allah. Münafık kendi o kokuşmuş beyniyle, ya kalbinde hastalık olan da o kokuşmuş sahtekar dolandırıcı beyniyle olayları akılcı değerlendirdiğini düşünür. Yani mesela geleceğini yedi, ben kara kara düşünüyor ne yapacağım diye. O yaşına kadar sana kim baktı? Allah baktı. Boş yere niye kendini o yana kadar süründürdün? Onu bir akıl zannediyor. Onun için onlarda böyle çok sahtekar suratı vardır. Bakara suresi 11-12'de münafıklara ve kalbinde hastalık olanlara yeryüzünde fesat çıkartmayın, fitne çıkartmayın, Müslümanlar aleyhine faaliyet yapmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz. Yani sizi düzgün yola çevirmeye çağırıyoruz diyor. Ya bir kere niye bir aradasınız diyor. Ayrılın. Ayrılın. İş gücünüze bakın diyor. Yani Müslümanlık niye birlikte olsun ki diyor. Müslümanlık tek tek yaşayanlar ya diyor. Bu ayetler, ama burada da ayet var diyor. Ama bak halbuki o ayet ilk defa ona hüküm geldiği için. Hazreti İbrahim tek başına bir ümmet ediyor. Tamam. Bir saat sonra karısına söylediğini iki. Üçüncü saatte uşaklarına söylüyor oradaki amca. Oluyor 14. Ertesi gün 20 kişiye daha öğreniyor. Ne olmuş oluyor? Sayı gittikçe artıyor. O an için, ilk an için söylüyor onu. O ilk anki tek olanmayı Müslüman hep böyle olması gerekir anlamında alıyor.